kısa bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü yorumlarda fikirlerinize ihtiyacım var. Maalesef ikidir zorla gözümüze sokulan, zorlama erotik olmaya çalışan Aleyna Tilki dondurma reklamı. Nasılsın aşkta mı diyor. Reklamın iyisi kötüsü olmazı geçtim. O çok önemli değil de. Bu kız neden bana itici geliyor bu kadar? Size nasıl geliyor arkadaşlar? Mesela 18-19 yaşlarında çıta falan çok düşükken hani ne bulursam halleneyim kafasında iken Çekici gelir miydi acaba? Bilemiyorum. Bence o zaman da gelmezdi gibi geliyor. Bundan önce eşofmanla, dar taytıyla klip çekerken oradan böyle ter kokusu ekrandan buram buram yüzüme geliyordu. Neden bilmiyorum. Bu psikolojiyi çözemedim. Şimdi ise sanki böyle çekimden hemen önce bıyıkları alınmış gibi ama o bıyıkları ben hala görüyorum. Sanki böyle bir ton para verilmiş de beni seksi yapın ya da beni güzel yapın denmiş gibi geliyor. Bilmiyorum zorlama olduğu çok bariz olduğu için mi acaba? Yani gerçekten baktığım zaman hani hep şey muhabbeti yapıyoruz ya zengin dul. Zengin dullar arasın falan. Ama gerçekte hiç olamayacak bir şey yani. Hani midem kaldırmaz zengin dul muhabbetini. Bu da neredeyse o seviyede yani. Midemin kaldırmayacağı bir seviyede. Bende mi bir sorun var arkadaşlar? Yoksa baktığım zaman direkt yapmacıklığı görebildiğim için mi? Keşke böyle reklamları gözümüze sokmasanız. Yemekten önce özellikle. Şeyi falan çok net görebiliyorum yani. Büyük ihtimalle karşısına geçmiş 5-6 kişi. Şimdi bunu nasıl seksi yapsak? Şöyle bir uzun çorap giydirelim. Ondan sonra bir bayağı bir mini etek giydirelim. Ondan sonra şöyle göbeği gözüksün. Yok göbeği gözükse de olmaz ya. Böyle sütyen gibi bir şey giysin üste. Sütyen gibi giysin. Ondan sonra böyle sevimli masum kız ayakları yapsın. Yapamıyor falan da zaten onu. Abi çok kötü ya. Neden öyle acaba? Bazen full kıyafetli birisini görsün. Vay be çok başarılı dersin. Bazen de bu şekilde Seksi gözükebilmek için adamlar bütün gücünü harcamış ama yine de senin gözünde zengin dul seviyesinde olur. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Belki de 18-19 yaşında olsam bana da cazip gelebilir diye düşünüyorum ama o zamanlar çıtam düşüktü demeyeceğim. Çünkü olmayan bir şey düşük olamaz. Şeyi hatırlıyorum bir noktada dibe vurmuştum yani. Genetik olarak aslında eli yüzü düzgün olan ama kendisine hiç bakmayan, hipiliğin doğruklarında yaşayan, biriyle çıkmıştım. Ondan sonra demiştim ki ki o da aslında bunu tam tersi değil mi? Yani güzel olan ama kendisine hiç bakmayan. O da kötü bir şey aslında. Tabii ki onların kendi tercihi. Bu da bu arkadaşımızın kendi tercihi. Her neyse o zaman demiştim ki yani bu benim en alt noktamdır. Bundan sonra ne olursa olsun en azından bir çıtam olsun dedim ve o gün bugündür çıtalı bir şekilde hayata gözlerimi yumdum. Çünkü evlendim.